Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Daha öncesinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü zaten biliyoruz. Ayrıntılar için gidelim bizler de hemen Aslı Bilger Kutu'da o görüşmenin detaylarını dinleyeceğiz. Aslı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat sürdü bu kabul ve onun ardından da görüşme sona erdi. Hemen belirteyim tabii öncesinde de aslında Hakan Fidan'la yani mevkidaşıyla bir araya gelmişti Blinken ve o görüşme yaklaşık iki saat sürmüştü. Tabii heyetler arası bir görüşmeyle gerçekleştirilmişti. Masada birçok başlık vardı. O görüşme sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Özellikle Gazze'nin konuşulduğu belirtildi. İnsani krizin konuşulduğu belirtildi. Ve özellikle de İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili konuşulduğu belirtildi o açıklamada. Ama tabii ki bir taraftan kulis bilgileri de vardı bu görüşme öncesinde. Hatta A Haber'in almış olduğu bilgilere göre özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü şöyle ifadeler kullanmıştı. Kulis bilgilerine göre özellikle F-16 konusunun gündeme geleceğini ve Amerika'nın da bu konuda kongreden bir onay beklendiğini, daha doğrusu Türkiye'nin bu onayı beklediğini söylemişti. 70 F-16 bize verilecek, peyderpey teslim edilecek ve bu ziyarette aslında Blinken'ın bölge ülkeleri ziyareti kapsamında devam ediyor ve ateşkesi de yineleyeceğiz demişti. Zaten Türkiye'nin bu konuda tavrı net, hem F-16'lar konusunda hem Gazze konusunda İsrail ile Gazze arasında bir an önce ateşkesin olmasını Türkiye istiyor ve o insani dramın bir an önce sonlanmasını bekliyor. Şüphesiz ki bugün Blinken'a da tabii Amerika'nın, daha doğrusu İsrail'in destekçisi olan Amerika'nın Dışişleri Bakanı'na da bu iletildi, bunu belirtmiş olalım. Tabii onların açısından da, Amerika'nın açısından da en önemli madde İsveç'in NATO üyeliği süreciydi. Hatırlayacağınız üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen günlerde NATO üyeliği ile alakalı yasa tasarısı komisyonundan geçmişti. Ve şimdi de sırada genel kurul var. İşte genel kuruldan da onaylanmasını bekliyor. Amerika bu haberin gelmesini bekliyor Türkiye'den, ama Türkiye'de F-16'larla ilgili gelişmenin olmamasından önce bu kararın tabii geçmesini henüz istemiyor. Karşılıklı olarak aynı zaman dilimlerinde ya da benzer zaman dilimlerinde bu iki yasanın da hem kongreden hem meclisten geçmesini istiyor Türkiye, bunu belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi Başkan Erdoğan da Blinken'ı kabul etti ve yine yanında hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı, hem MİT Başkanı İbrahim Kalın vardı. Karşı tarafta da Amerika Büyükelçisi vardı Blinken'ın yanında ve bir saatlik bir kabul oldu. Onunla ilgili ise herhangi bir henüz açıklama, resmi bir açıklama yapılmadı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.